بسم الله الرحمن الرحيم Son mesele ise وَمَنْ بَتَّعَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ Ve diyor ki her kim ameli geciktirecek olursa nesebi onu ileriye götürmez. Yani sen amel etmezsen nesebin bir işe yaramaz. Nasıl ki İslam Selman-ı Farisi'yi aziz kıldı, Ebu Leheb gibi birini zelil kıldı. Nesebi bir fayda verdi mi? Yok. Biri peygamberin nesebinden, bir tanesi ise ta uzak diyarlardan gelmiş farklı bir nesepten. Bir fayda verdi mi? Vermedi. Ondan dolayı Allah Azze ve Celle diyor ya inne ekremekum indallahi etkakum. Sizin en keremli olanlarınız Allah'tan en çok korkanınızdır diyor. Ve Peygamber aleyhissalatü vesselam ne diyor? Arap'ın acemden, acemin Arap'tan bir üstünlüğü yoktur. Üstünlük amel iledir, takva iledir. Yaptığınız şeylere karşılıktır. Yoksa sizler bu amelle hiçbir yere ne yapamazsınız? Hiçbir yere tek başına gidemezsiniz. Ne olacak? İyilik olacak. Yani yaptığınız ameller iyi ameller olacak. Evet. Ve ne diyor Allah Azze ve Celle? وَلِكُلِّ دَرَجَاتٌ مِمَّ عَمِلُوا Allah Azze ve Celle Enam suresinde der ki herkesin yaptıkları işlere göre dereceleri vardır. Ne var? Bir amel var burada. Amel olmadan derece olmaz. Sıfırsın yani. Neseple ben bir şey yaptım diyemezsin. Bugün kendine işte ben salihim, işte ben seyidim, ben peygamberin soyundayım diyenlere aynı şuradaki meseleden bahsedelim ki onlar ne yapsınlar? Onlar bu meseleyi anlasınlar. Yani gece gündüz midelerini doldurup, ceplerini doldurup da biz peygamberin soyundanız deyip insanları sömürenlerden bahsediyorum. İnsanların mallarını ceplerine indirenlerden bahsediyorum. Nesepleriniz bir işe yaramaz. Amelleriniz olmadığı sürece. Çünkü Peygamber aleyhissalatü vesselam dedi ya وَنْزِرْ اَشِرَتَكَ الْاَقْرَبِينَ ayeti geldikten sonra hani en yakın akrabalarını uyar ayeti geldi ya aleyhissalatü vesselam hemen dedi ki ey Kureyş topluluğu siz canlarınızı Allah'tan satın alınız. Çünkü benim size ne bir faydam ne de bir zararım dokunur. Ben sizi kurtaramam dedi. Bak kurtaramam dedi Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Ey Abdülmuttalib'in oğlu Abbas. Ben seni de kurtaramam. Sana da bir ne zararım ne faydam olur. Ey peygamberin halası Safiye. Sana da bir faydam olmaz. Ey kızım Fatma. Vallahi dünyalık bir şey istiyorsan sana veririm. Yaparım. Ama ahiret konusunda sana hiçbir faydam olmaz. Herkes ameliyle baş başa kalır. Herkes amelinin karşılığını görür. Ondan dolayı aleyhissalatü vesselam ne diyor? Aleyhissalatü vesselam diyor ki hayır. Nesebiniz sizi bir yere götürmez. Bilakis sizi götürecek şey amelinizdir ve takvanızdır. Başka bir şey değildir diyebiliriz. Ondan dolayı biz bu meseleyi de Allah'ın izniyle kısaca anlatmış olduk. Biz bu meseleyi de anlamış olalım. Allah sizi ve beni yine muvaffak etsin bu konuda.